hafta sonu yeni aldığım taşlı, ihtişamlı masayı kurdum. Sonra? Yalnız ama masada masa. Misafirlere nasıl bir kahvaltı hazırladınız? Ben cumartesi günü evde yoktum. Annem yaptı yemekleri. Pırasalı börek, ıspanaklı börek, üzüm yaprağı sarma. Ondan sonra cıma yaprak sarması, yaprak sarması, hem de zeytinyağlı yaprak sarması. Oy yandım anam. Kız desene içine katından su döktüm diye. Kadir, nedir bu Özlem Hanım'ın telaşı? Durduk yere yaktı seni. Süre işliyor, süre. Ondan sonra cıma pastırma, sucuk, ne ararsan her şeyi doldurmuşum. Taşlı Kadir taşlı deterjan böyle alabilir miyim? Reçelliklere doldurdum her şeyi. Bir güzel. Masayı hazırladım, sobayı da yaktım, bakır çaydanlığa çayı da demledim. Kapıya da posterimi astım. Resimli posterimi astım kapıya. Neyse hepsini hazırladım, bunlar geldiler işte falan filan. Semra içeri bir girdi ki, pastırmanın kokusu diyor, ta buraya gelmişti. Senin de açlıktan nefesinin kokusu ta buraya. Neyse tabii oturdular, kaşığı tutamıyorlar, her yeri taş çünkü. Semra'nın ki bu kaşığı nasıl kullan? Ketile bak Kadir, yanıyor mu? Nasıldı peki? İyi yedi mi misafirlerin? Oo, sarma zaten sana bir şey değil mi? Sarmayı görün etrafı unutuyor. Sarmaları löp löp attılar, löp löp attılar. Bir güzel yedik işte, daha sonra tabii lokumlar, pişmaniyeler, kahvenin yanına sunumlar, kahvelerde tabii fincanlar falan. Her şeyi geç kapıdan gir. Evet arkadaşlar, evi gezdirdim onları. İşte ayna, koltuk, kapı, bilmem ne falan. Semra diyor ki, hava atman bittiyse bir kahve iç. Kadir, hava atman bittiyse artık yarışmacımızı tanıyabilir miyiz? Beni tanıdığımıza göre. Çok konuşsun Kadir, başımı yetinelim. Ben şimdi onları durulayım, şuraya dizleyeyim. Sen ne yapıyorsan yap. Bir havlu alabilir miyiz? Özlem, sen nerelisin? Ben Bitlisliyim aslen. Doğma büyüğüne İstanbulluyum. Eşi nereli? O da Bitlisli. İkiniz de Bitlisisiniz. Evet. Kaç senelik evlisin? 15. 15 senelik. Evet. Oo. Kadir bak, evlilik deyince nasıl da yüzü gülüyor yarışmacımızın. Görücü usulü mü severek? Görücü usulü oldu. Pek bir severek gibi duruyor ama hiç görücü usulü gibi durmuyor. Çok şükür. Sanki görücü usulü evlenenler daha mı mutlu? Niye öyle? Ben ne bileyim. Neden olabilir, bir düşün bakalım. Şey oluyor ya, sevenler evlenene kadar her şeyi anlatıyorlar birbirlerine. Birbirlerine tabii daha işin cılıkı çıkıyor. Aynen öyle. Ne 4-5 sene beraber yaşıyorlar, kalıyorlar. Hiçbir şey olmamış gibi. Ha evlenelim. Zaten birbirlerine huyunu alıp çözmüşler. Yani daha artık sıkılıyorlar. Ama görücü usulünde bir heyecan var. Çünkü ilk defa birbirini tanıyorsun. Kadir, o da ama şans meselesi ya. Hemen. Görücü usulü eskidenmiş Kadir. Şimdi artık iyi kötü tanışılıp konuşuluyor nikahtan önce. Nerede duvanı kaldırıyorsun ki senin karın karşında haberin yok. Peki sen görücü usulü evlendin. Evet. İlk gördüğünde ne hissettin? Zaten ilk kız görmeye kayınvalidem gönderiyor bizim mahalleye. Kayınvalidem eşime diyor, git diyor. Bak orada kız var da bir tane beğen de istemeye gidelim. Başka bir kıza geliyor, beğenmiyor eşi. Şimdi eşim mahallede sizin başka bir kızı görmeye gidiyor. Evet. Onu görüyor. Evet. Diyor ki bu bana yaramaz. Yok. Sonra ne oluyor? Kafasını böyle bir sağa çekiliyor. Evet. İnanmıyorum. Ben de orada müzik çalıyor, senin etrafında kalpler uçuşuyor. Hayır, öyle bir şey olmadı. Ondan sonra ben orada Kur'an-ı Kerim hatmetmişim, okuyorum, ders alıyorum. He. Eşim orada demiş, bu olsun, bu daha ağırbaşlı görünüyor. Rahmetli yengem demiş ki, bak bakabilirsin, bir tane daha var. Yengen de senin düşmanın mı değil mi? Burada beğenmişler işte kızı, bırak da evlensin. Diyor ki, sanki seni beğenmemek için uğraşıyor. Onu bırak, bak bir tane daha var, başka yok, var. Yok, onu eşim demiş. Peki, eşini kolay. Sen orada ilk gördün. Evet. Ne hissettin? Eşimi ben görmedim, eşim beni gördü, ben görmedim. Bak, sen onu ne zaman gördün? Ne zaman? Akşam eve gittim. İşte ders aldıktan sonra annem, yengemler falan birlikte oturuyorlardı o zaman. Şey, annem dedi ki görücün geliyor. Ben yok dedim, istemiyorum. Önce yok dedi. Evet, istemiyorum. Bir baktım ki yok dedi, akşam işte baban evin yolunu açmış, gelecekler diye. Evin yolunu mu açmış? Evet, yani işte izin vermişler, kapımız ya açık. Ben de kar falan yağdı, kürüzümü sardı. Hayır, öyle açmış değil. Eşini nasıl gördün? Perde arkasından mı gördün? Ya yengem dedi ki odaya bir gidin, görüşün, bir konuşun. Odada ne konuştunuz? Öğrenmek istiyorum ki yarın bir gün başıma gelirse en azından tecrübeli olayım. Askerliğini yapmış, gelmiş evi falan işte, evlenmek istiyorum falan deyince konuştuk sonra. Kız sen istemiyordun, ne çabuk ikna oldun. İstemedim ama eşimle görüşün, eşim böyle çok konuşması falan beni cezbetti. Etkilendin yani. Evet. Eşinin sevmediğin huyu var. Aslında her huyunu seviyorum. Her huyunu seviyorum, vay. Evet. Sadece bir şey, bir huyu var. Kolay kolay konuşmaz Kadir. Senin gibi eğlenceli değil, o da Kadir. Aa. Eşim de Kadir.
Sessiz Kadir var mıymış kız? Var, var. Evet işte varmış. Ondan sonra... Allah'ım ellerime felç geldi. Konuşturmasan konuşmaz Kadir. Sen de herhalde biraz neşelisin, sohbet etmeyi evet, sever misin? Evet, ben de çok evet. Ne yapıyorsun evde peki? Eşin bütün gün susuyor. Ne yapıyorum? Kendi kendime konuşuyorum. Benim gibi. Mutfağa giriyorum, mutfakta vakit geçiriyorum. Mesela bir şey takıntım kaldı mı konuşmaca fırsatım oldukça şey yapıyorum. Ne yapıyorsun? Dolapları indiriyorum, üst dolapları siliyorum. Akşam yatağa yatana kadar. Akşama şimdi, kadar evet. Tam benlik, can sıkıntısından iş yapıyor. Vallahi. Benim... Bir huyum daha var Kadir. He? Ben birisine sinirlendiğim zaman gerçekten kendi temizliğe veriyorum. Ben de ne yapıyorum? Bütün gün duruyorum, canım sıkılıyor. Ya birden kendi kendime koltukta kahkaha evet. Krizine giriyorum. Evet. Ya da gidiyorum mutfak dolaplarını döküyorum, gardırobumu döküyorum. En kötü gidip banyoyu falan ovuyorum. Maksat vakit geçsin. Bir de ben bir ara danıştım, doktora da danıştım. Şu temizlik için takıntılıyım ya. Doktora. Evet. Dur bunu şimdi anlatma. Şu an bulaşıktan dondu ellerim, anlayamıyorum. Çünkü benim de öyle hikayem var, ben de sana anlatacağım. Allah canını almasın seni. Yürüyen deprem. Sen çekilmedin, senin arkanda. Çekilmedin Kadir. Nereye çekileyim sen zaten? Sen düşürdün. Kutu kadar mutfak. Aha bir daha yıkadı aklım başa gelsin.